Rus lider Vladimir Putin askeri kurmaylarını topladı. Ukrayna'da yaşananların ortak trajedi olduğunu söyledi. Bunun sorumlusu Rusya değil, aramızı bozmak isteyen üçüncü ülkeler dedi. Putin, Rus ordusundaki aksaklıkların sorumluluğunu da elbette üstlenmedi. Medvedev ise Pekin'deydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski Biden görüşmesine saatler kala Rusya Savunma Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısına katıldı. Ukrayna'nın adını anmadan sahadaki son durumu değerlendiren Putin, Rusya'nın karşısında NATO güçleri olduğunu söyledi. Bugün neredeyse tüm büyük NATO ülkeleri askeri potansiyel ve kabiliyetlerini Rusya'ya karşı kullanıyor. Bununla birlikte askerlerimiz Rusya için cesurca savaşıyor ve hedeflerine yavaş yavaş ulaşıyorlar. Şüphesiz tüm hedeflerimize ulaşacağız. Putin kısmi seferberlik ilanıyla Rus ordusunda yaşanan sorunlara değindi ancak yine sorumluluk üstlenmedi topu Rusya Savunma Bakanlığı'na atıp eleştirilere cevap vermeliler diye konuştu. Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşananları ortak trajedi olarak tanımladı ve suçu diğer ülkelere atıp Ukrayna'yı kardeş halk olarak gördüğünü söyledi. Şu an yaşananlar ortak bir trajedi. Ancak bu Rusya'nın değil, üçüncü ülkelerin politikasının sonucu. Ukrayna halkı benim için her zaman kardeş halktı. Hala da öyle düşünüyorum. Ama Ukrayna ile ilişkilerimizi bozmak için her şeyi yaptılar. O sıralarda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Pekin'deydi. Medvedev, üçüncü kez Çin Komünist Partisi lideri seçilen Xi Jinping'e Putin'den mesaj götürdü. Görüşmede Ukrayna'da konuşuldu. Bu temasın ardından Putin, Sibirya'da yeni gaz sahasının açılışına başkanlık etti. Burada çıkarılacak doğal gaz Çin'e sevk edilecek. Rusya, Avrupa enerji pazarında uğradığı kaybı Çin'le telafi etmek istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Lavrov, Avrupa Birliği'nin kuzey yakın patlamalarıyla ilgili adi soruşturma yürütmediğini açıkladı. Lavrov, görünüşe göre Avrupa Birliği'nde hiç kimse kuzey yakındaki patlamaları objektif olarak soruşturmayacak ifadelerini kullandı. Rusya, kuzey yakın boru hatlarında Eylül ayında meydana gelen patlamalardan İngiltere'yi sorumlu tutuyor. İngiltere ise suçlamayı kabul etmiyor. İsveç ve Danimarka yapılan soruşturmalarda patlamaların arkasında sabotaj olduğunu tespit edilmiş ancak sorumlular belirlenememişti. Hasar gören boru hatlarının ne zaman hizmete hazır hale geleceği henüz bilinmiyor.